Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 6 Mayıs Cuma. Enflasyon kaygılarının sürmesi ve 5 yıl üzeri tüm vadelerde Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin %3'leri aşması dün Wall Street'te %5'lere varan sert satışlar getirdi. Fed'in parasal sıkılaşma sürecini piyasaları gözeterek yürütme sözü, satışların derinleşmesini engelleyebilir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde staglasyon kaygıları sürdükçe, baskının devam edebileceğini ve ana tren desteklerinin test edileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, piyasaların Amerika Birleşik Devletleri verilerine hassasiyeti devam edeceğinden bugün saat 15.30'da açıklanacak istihdam verileri kritik önemde. Bu sabaha bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri vadilerinde zayıflık sürerken, Asya'da Tokyo hariç tüm bölge borsalarında belirgin satışlar görüyoruz. Biz de de negatif açılış bekliyoruz. İçeride enflasyon kaynaklı olarak nominal değerlemeler yukarı revize edilse de dünyanın en büyük ekonomisinde baş gösteren staglasyon kaygıları tüm gelişen ülke ekonomileri ve Türkiye için de önemli bir tehdit unsuru. BIST endeksinde kısa vadeli destekler 2460 ve 2400, dirençler ise 2480-2500 bandı ve 2560. Ajandada ise içeride reel efektif döviz kuru ve seans kapanışı sonrasında Coca-Cola ilk çeyrek sonuçları takip edilecek dışarıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlardaki değişimler gibi kritik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdamda 380 bin kişi artış, işsizlik oranında %3,6'dan %3,5 ile 1960'lardan bu yana en düşük seviyeye gerileme ve ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,4, yıllık %5,5 artış bekleniyor. Beklentilerden güçlü veriler, Fed'in parasal sıkılaşma adımlarına destek vereceği için borsalara negatif etki edebilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.